Herkese merhabalar. Bugün böyle bir sürü malzeme var önümde. Bugün ne yapacağız? Koreyan kalbi, yani Kore yemeği diyelim. Böyle kaburgaları dikey şekilde kestikleri bir yemek var. Bunu farklı farklı etlerle de deniyorlarmış. Ben şekline takılarak daha önceden iki kere deneme yaptım. Denemeleri yaptığım zaman daha benim YouTube kanalım falan filan yoktu. Bir kere suvi ile denedim. Bir kere normal denedim. Ben ikisinde de açıkçası beğenmedim. Beğenmedim derken çok sert geldi bana et. Şimdi bugün artık kendi yorumumu katmadan direktman bir Kore tarifinden uygulayabildiğim kadar, tabi malzemelerin hepsi bizde olmuyor, o uydurabildiğim kadar uydurarak bir son şans vermeyi deniyorum. İsterseniz lafı uzatmayalım. Hadi başlayalım. Bunun etinden bahsedeyim size. Şöyle önümde gördüğünüz gibi şöyle bir kaburga eti var. Bu kaburganın dikey kesilmiş hali. Hatta ben sizi bilgilendirme amaçlı kasabımda şöyle de bir video çektim. Buyurun siz onu izleyin, sonra devam edelim. Bülent merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bugün şöyle bir kaburgamız var. Bülent'le önden haberleştik. Bunu niye dondurduk? Baştan bunu söyleyelim. Bunu niye dondurduk? Bunu daha iyi kesebilmemiz için dondurmamız gerekiyordu. Çünkü belge dediğimiz kaburgayı ince kestiğimiz bir et var. Onu yapacağız. Evet. Şimdi biraz sonra göstereceğiz. Kaburganın kemikleri şu şekilde ya. Biz böyle dikine keseceğiz. İstersen başlayalım. Tabii. Şöyle yarım santime mi ayarladık şu an makineyi? Evet, şu an tam yarım santimde. Tamam, makine. Bir deneme keselim bakalım. Evet arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi bak, kemikler bu şekilde dik duruyor. Biz bu haliyle kullanacağız bu eti. Bunlar kemikler. Aynen, biz devamını kesebiliriz artık. Şimdi arkadaşlar, daha önce dedim ya, hani bu eti ben birkaç kere denedim. Ama bu dananın kaburga eti. Kaburga, hayvan her nefes alıp verdiğinde gerilip salınan bir kas olduğu için, yani hayvan yaşadığı süre boyunca bu ette beraber yaşıyor, devamlı çalışıyor. Çalışan kaslardan olduğundan bu sert bir kastır. Yani bunu bana direktman böyle ızgarada yemek açıkçası hiçbir zaman mantıklı gelmedi. Ama yani Korelilerin mutfağında bu böyle önemli yer teşkil eden bir yemek ve sık sık da böyle hani sosyal medyada da önüme geliyordu. O yüzden merak edip iki kere denedim. Bugüne kadarki denemelerim hüsran oldu. Şimdi bugün orijinaline bağlı kalmaya çalışarak yapacağım. Özellikle de yarım santim kalınlığında falan kestirdim eti. Yani bunu çok kalın kestirmedim. Eğer daha kalınsa etiniz, bunun marinesinin içine geçmesi için bıçağınızla mutlaka bunun üzerinden çizin. Benim etlerim ince olduğu için benim buna ihtiyacım olmayacak. Şimdi etleri bir kenara alıp marinesine başlayalım. Şimdi arkadaşlar, bunun içerisine bir bardak ben kemik suyu koyuyorum. Sebzelerle vesaire böyle kaynattığım bir kemik suyum vardı. Bir bardak ondan koyuyorum. Eğer bu yoksa sebze suyu da koyabilirsiniz. Veyahut da o da yoksa normal su da koyabilirsiniz. Bir su bardağı soya sosu koyuyorum. Soya sosu biliyorsunuz tuzlu. Şimdi bunu dengelemesi için tarifte şeker var. Ama yine bir su bardağı şeker koyuyorlar. Arkadaşlar bu çok tatlı oluyor. Daha önce biz bu şekilde denedik. Ya bu eti değil, bir başka eti. Hatta onun videosunu çekmiş olmam lazım. Yani tatlı oluyor. O tatlılık bizim hiç kimsenin, çocuklar da dahil, hoşuna gitmedi. O yüzden de ben şeker oranını birazcık azaltıyorum. Ben yarım bardak kadar şeker koyacağım. Burada benim bunu koyma maksadım buradaki tuzu dengelemek. Şimdi soya sosu çok tuzlu olduğu için bu şeker onun tadını dengeleyecek diye umuyorum. Ben yarım bardak kadar şeker koydum. Çünkü bir de ekstradan elma suyu ilave edeceğim. Bu arada şöyle yarım çay bardağı kadar da elma suyunu içine ilave ediyorum. Ayrıca şöyle
Doğal bir elma sirkem var. Bundan da yarım bardak kadar. Arkadaşlar benim kullandığım İsa Efendi'nin sirkesi. Bu böyle çok aşırı ekşi bir sirke değil. O yüzden de yani normalde de şöyle içtiğiniz zaman ev sirkesi gibi. Eğer hani başka bir marka kullanıyorsanız sirkeniz keskinse bunu biraz azaltın. Ben yani sirkeyi tanıdığım için bu şekilde koydum. Yarım çay bardağı kadar da sirke ekledim. Bu Asya yemeklerinde genelde kullanılır. Ben de daha önceden almıştım, evde vardı. 2 yemek kaşığı kadar susam yağı. Bunun tadı biraz normalden değişik arkadaşlar. Yani normal bir yağ da yoksa koyun, bir şey olmaz diye tahmin ediyorum. Ama hani normal bildiğimiz yağlar gibi değil aroması. Karabiber koyuyoruz. Aşağı yukarı 1 çay kaşığı kadar taze ötülmüş karabiber ekliyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi artık son dokunuşlarımız. Aşağı yukarı tarifte bir bağ kadar diyebilirim. Yani 7-8 dal taze soğan var. Şimdi bu taze soğanları şöyle küçük küçük çok iyi bir şekilde keseceğiz. Evet arkadaşlar, doğradığımız soğanları da karışımımızın içine alıyoruz. Bunun haricinde şöyle 8 diş sarımsak. 8 diş de sarımsağı yine aynı şekilde ince ince kesiyoruz. Aynı şekilde onu da içine katacağız. Evet. Şöyle iyice öğüttüğümüz sarımsakları da kabımızın içine alıyoruz. Son olarak bu eti yumuşatma görevini üstlenen kivi. Bunun içerisine bir tane kivi isterseniz rendeleyin. İsterseniz yine çok incecik incecik kıyarak siz bilirsiniz. Burada arkadaşlar bu kivinin görevi eti yumuşatma. İyice böyle püre haline getirin bunu. Evet, son olarak da kiviyi de içine ekliyorum. Bunu güzelce bir karıştırıyorum. Vallahi kokusu acayip. Öyle benim için hoş bir koku da diyemem yani. Ama daha önce böyle yanıldığımda oldu. Şimdi arkadaşlar, ben şu fazlalıkları bir ortadan kaldırayım. Biraz sonra devam edelim. Şöyle marinemiz artık hazır. Etlerimiz de hazır. Bak şöyle şuna bakar mısın ya? 10 numara bir yağ dağılımı da var. Bakalım yani artık bu da yumuşak olmazsa daha da uğraşmayacağım bu etle yani. Şöyle bakın, yumuşaklık olarak da şöyle göstereyim. İnce kesildiği için hani şey değil, olabilecek bütün şartları oluşturmaya çalıştım. Şimdi etlerimizi artık bu marinenin içerisine bırakıyoruz. Evet arkadaşlar, şöyle etler marine sıvısıyla temas edecek. Böyle hafiften üstüne çıkacak kadar ayarlamamız gerekiyor. Ben şimdi şöyle elimle bunu ayarladım. Şimdi bu şekilde ne kadar duracak? En az 2 saat diyor tarifte ama benim tecrübelerimle bu kaburga 2 saatte yumuşamaz. Maksimumda 24 saat diyorlar. Hatta 48 saati geçmeyin diyorlar. Sebebi içindeki kivi. Kivi eti parçalayan, proteinleri parçalayan enzimler içeriyor. O yüzden de çok uzun süre kaldığı zaman artık o etin formunu bozmaya başlıyor. Daha önce biz kivi ile alakalı bir test yapmıştık. O yüzden de benim bugün ortalama şöyle bir 7-8 saat kadar tutmayı planlıyorum bunu. Hani çok böyle abartmayacağım da. Çünkü hani içerisindeki sosla tamamen eti çeksin de istemiyorum. Ben dediğim gibi yarım santim kestirdim etlerimi. Ortalamada marineler yapılan testlerde 24 saatte 1-1,5 santim kadar etin içeri girebildiği görülmüş. 8 saat yarım santimlik bir et için yeterli olacak diye umuyorum. Bu şekilde artık buzdolabına kaldırıyorum. Evet arkadaşlar. Bugün Brus mangalımı kullanacağım. Kömür olarak da yine kendi kömürlerimden kullanıyorum. Bunun için böyle çok fazla bir kömüre ihtiyaç yok. Ortalama şöyle yarım kova, belki çok az fazla bir kömür yeterli olur. Hatta yarım kova yeterli olacak bize. Etlerimiz ince olduğu için çabuk pişecek. Bir de marinenin içerisinde şeker olduğu için şeker çabuk yanar. O yüzden de böyle fazla bir kömür istemiyoruz. Her zaman yaptığım gibi iki tane tutuşturucuyu altta yakıyorum. Üzerine de kömürleri ekliyorum. Öyle tahmin ediyorum bir 10-15 dakika içerisinde bunlar hazır olur. Biz artık etlerimize dönebiliriz.
Evet arkadaşlar, yaklaşık olarak bir 6 saat falan oldu. Şöyle dolabı bile kokuttu ambarine. Enteresan kokuyor. Şimdi inşallah artık işe yaramıştır, bilmiyorum. Bir taraftan mangalımı yakıyorum artık. Şunları da biraz çıkardım ki şöyle kendi oda sıcaklığına mümkün olduğu kadar düşsün diye. Bakın arkadaşlar, oradan görünüyor mu bilmiyorum ama görüntü şöyle. Artık bunlara yapacak bir şeyimiz yok. Bunların zaten bütün hani aroması, baharatı, tuzu, her şeyi hazır. Biz artık mangalı bekliyoruz. Mangal hazır olduğunda orada görüşürüz. Yaklaşık bir 10-12 dakika kadar oldu. Kömürlerim bakın şöyle güzel korlandı. Şimdi bunları kömür sepetimize aldık. Sol havalandırmayı açıyoruz. Şunu da biraz alt kademeye indirelim. Kömürlerimi havalandırmanın olduğu tarafa çektim. Şöyle alev almazlık aramı da üzerine koyuyorum. Kapağı kapatıyorum. Baca da açık olması lazım havalandırma. Bu şekilde birazcık önden ızgaram ısınsın. Birkaç dakika sonra gelip artık etlerimizi pişirebiliriz. Birkaç dakikadan beri ızgaram ısındı. Şimdi artık etlerimizi atmaya başlayabiliriz. Şöyle direkt sosun içerisinden alıyorum. Böyle bismillah koyalım bakalım. Şimdi ilk etapta bir 3 tane atalım. Tadına bakalım. Ondan sonra ben aileye pişirmeye devam ederim. Bu arada üzerinde böyle taze soğan kalıntıları falan var. Evet arkadaşlar, yaklaşık bir 2 dakikadır pişiyor. Şöyle bir çevirelim. Şimdi şeker var dedik ya. Şeker olduğu zaman işin içerisinde pişirmek biraz daha güçleşir. Yani çok çabuk yanabilir. O yüzden ilk başta kömür miktarını çok abartmamak gerekiyor. Bu arada etlerin inceliğine dikkat çekmiştim. Yine söylüyorum. Bu ette etler ince ise daha kıymetli olacak. Yani işimizi kolaylaştıracak. Evet arkadaşlar, artık etler pişti. Yani bunları daha da fazladan pişirmenin bize pek bir artısı olmayacak. Şimdi normal şartlarda biz bu tür etleri 95 derecelere kadar pişiriyoruz ki kolajenler erisin diye. Burada sistem farklı. Burada ızgara yapıyoruz. Yani aslına bakarsanız bunu kendi sosunda bu şekilde pişirip biraz da böyle kısık ateşte pişirseniz lokum gibi olur diye tahmin ediyorum. İsterseniz bir gün o şekilde de deneyebiliriz. Ama şu an orijinal tarife uygun şekilde pişirdik. Artık gördüğünüz gibi etler 10 numara duruyor. Renkler falan çok güzel oldu. Şöyle artık bunları içeri alabiliriz. Hacım hoş geldin. Hoş bulduk. Şöyle bir tabak yaptık. Gayet güzel pişti. Yanına da bunun pilav gider diye düşündüm. O yüzden de şöyle bir pilav yaptık. Ne diyorsun şimdi? Daha önce sen yemedin bunu hiç. Sana yapmamıştım. Cüneytlere yapmıştım. Cüneyt tadı. Yemedim ben. Kemikli bu. Ne bu? Kemikler var burada. Valla ilk defa tatacağım. Bakalım bak. Samimiyetle yorumunu bekliyorum. Tamam ha. Tamam canım, zaten yalan söyleyecek halimiz yok. Tamam, yani böyle bütün şeyle söyle tamam. Bakalım. Şimdi orasını bir tadalım. Hadi bakalım. Bir dakika, tuz attın mı? Bu zaten bir marine içerisinde tuzluydu baba. Soya sosu içinde bekledi bu. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar şöyle bir müsaadenizle. Bismillah. Tuzu harika. Şenlik olmuş. Şu babamın tattığı kısımdan bir tatmak istiyorum. Çünkü fark edebilir diye. Şurasını da bir tadalım. Sen de şuradan bir tat baba. Şurayı bir tat. Çok mayhoş böyle. Mayonası harika bir şey. Bu mu arkadaşlar ya? Baştan şunu söyleyeyim. Et şu an gayet yumuşak. Yani antrikot yumuşaklığı değil ama normal bir kontrfile kadar, daha önce söylediğim kadar sert olmamış bu sefer. Yani burada o herhalde kivi ve artık yanına koyduklarımızın etkisiyle bu mayoş demek ki işte kivi mi koydun? Neler var içinde biz? Yani şöyle söyleyeyim, güzel bir aroması olmuş. Bak, şekerini azaltmakla çok ciddi bir doğru hareket etmişim. Şu an dahi şekerli geliyor ama nasıl baba? Vallahi şekerini çok algıladın mı? Bak, çok böyle değişik mayhoşluk var böyle. Evet. Yani bence çok dengeli olmuş bak. Bu marine ayarını değiştirmeyin arkadaşlar.
Orijinal tarifte şeker fazlaydı. Ben azaltmıştım biliyorsunuz. Yani bu bizim Türk damağına biraz daha uygun hale gelmiş. Çünkü şu an şeker tam limitte. Tuz baskın ama şeker arka taraftan geliyor. Etin yumuşaklığı iki taraftan da aldım. Şu dış kısmı bir tık daha sert. Şu iç kısım biraz daha yumuşak. Devam hacım. İkinci zaten daha yumuşak. Evet, burası. Al onu. Sen ne yiyorsun bu arada ya? Ne yaptın ağzına, ne yiyor? Kenar parçası. Yani kenar vardı, yanık, onu aldım. Vallahi çok rahat çiğneniyor. Üzmüyor. Bu sefer oldu. Bu çok ya, çok çok yumuşak. Kenar, değil mi? Şu kısım. Evet. Bak şu kemiğe yakın olan kısımlar biraz daha yumuşak. Şu ucundan sarkan parçalar vardı arkadaşlar. Biz hepsini yemişiz. Gösteremiyorum. Yani şu son kalan parça. Bu bir tık daha sert. Ama şurası baya baya şu an, yani abartmıyorum, kontrfile ayarı diyebilirim yani. Böyle yerken hiç fazla çiğnetmiyor. Rahatsız alalım. Etmiyor yani. Ha, şey kısmına bir şey diyemem. Yani bu biraz damak zevki. Hani bu sonuçta bir Asya yemeği. Biliyorsunuz onlarda tatlı, tuzlu, acı, ekşi, ne var ne yok hepsi bir arada oluyor. Yani etin yanında tatlı hissini alabiliyorsunuz. O şekerli tat arkadan arkadan geliyor ama kesinlikle baskın değil. Evet. Değil mi? Ben ilk defa böyle bir şey yedim. Böyle tatlı mayhoş. Evet. Tatlı mayhoş yani. Bu Akdeniz yemeği, ne yemeği bu? Kore yemeği baba. Kore. Kore. Evet. Bunu da tattık elhamdülillah. Bunu da tecrübe ettik. Pilav da çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Ben bunu daha önce iki kere denedim. İki kere de tamamen hani bu marine ile alakası olmayan, tamamen kendi yorumumla. İkisinde de gerçekten çok sertti et. Yani burada bu sefer özellikle hani kasaba dedim ki dondur eti. Çünkü çiğden belki o kadar hani ince kesemeyebiliriz diye, belki de kesilir bilmiyorum. Biz işi garantiye almak için önden dondurduk eti. İnce ince kesmenin ciddi bir avantajı oldu. Size de böyle tavsiye ederim. Yani kasabınıza biraz nazınız geçmesi gerekiyor tabii ki. Kaburga etini bu şekilde diklemesine ince ince kesip aynısını yapabilirsiniz. Yaparsanız da bize Instagram'dan, Instagram etbilimi adresinden yollayabilirsiniz. Hacım? Eline sağlık. Afiyet olsun. İlk defa milli olduk. Değişik bir yemek oldu. Değişik bir yemek. Evet. Değişik. Değişik bir yemek. Yani diğer kaburga benim için çok daha güzeldir tabii ki. Ama kaburgayı ızgara olarak bizde pişirmek zor. Sonuç genelde sert oluyor. Farklı hani sütle vesaireyle falan marine edip ben hiç dana kaburga denemedim açıkçası. Belki hani o şekilde de yumuşatılsa bu marineye ihtiyaç kalmadan da belki yumuşak yenebilir. Onları da artık denerseniz siz de bana yazarsınız. Var mı demek istediğin hacım? Vallahi eline sağlık. Afiyet olsun. Eline sağlık. Farklı bir tecrübe oldu. Çok değişik yani. Evet. Ben ilk defa böyle, zaten biliyorum ben böyle fazla karışık şeyleri bilmiyorum ama evet. Bu yani bir mayhoş bir tat var. Yani. Evet. Yani, böyle ağza geliyor. Evet. Yani. Bu yenebilecek düzeydeki hali diyelim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.